Evet, Spor Box TV izleyenleri, kulüp ve başkan programının bu haftaki konuğu Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'la birlikteyiz. Esat Bey'le bugün Nevşehir Belediye Spor'u konuşacağız. Nevşehir Belediye Spor'un durumunu konuşacağız. Oradan gerekli bilgiler alacağız. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür. Başkanım, tüm dünyada ve tüm Türkiye'de olduğu gibi bir koronavirüs vakası var. Ve şu anda tüm spor camiası, futbol camiası sahneye gibi. Bu Nevşehir Belediye Spor'u da etkiledi. Nevşehir Belediye Spor bu süreci nasıl atlattı, nereye geldi? Koronavirüs olayı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada etkilenen bir olay oldu. Tabii burada en büyük etkilenen sektörlerden biri de futbol sektörü. Ama ben güzel günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Bu virüs olayını en kısa sürede atlattıktan sonra önümüze, yolumuza bakmayı düşünüyoruz. Tabii burada baştan ülkemizin birliği, dirliği en önemli nedenlerden biri. Bizler iş adamı olarak tabii bu virüs olayından ekonomide etkilenen sektörlerde de var. Ekonomik olarak da etkilenen sektörlerimiz çok. İnşallah ben bu virüs olayını en kısa zamanda atlatıp güzel günlerin geleceğinden ben eminim. Başkanım, Nevşehir Belediye Spor'da yeni dönemde göreve geldiniz ama uzun yıllardır Nevşehir'in profesyonel bir takıma hasret olayını sizin de yönetimde bulunduğunuz bir kadro içerisinde son verdiniz. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Kısaca özetleyecek olursak, profesyonel ikincilik hakkında neler diyeceksiniz? 2017-2018 sezonunda Bal Ligi'nde bizim takımımız 3. lige çıktı. Tabii bu o zamanki yönetimde Salih Dirgoç'un, başkanımız Salih Dirgoç'un önderliğinde benim de as başkanlık görevim vardı. 2017-18 sezonu şampiyon olarak kapatıp şampiyonluğu yaşayıp 3. lige çıktıktan sonra bizler bir müsaade istedik. Görevden kaçmadık. Bir dinlenmek istedik. Belediyeye devrettik. Sağ olsun o zaman belediye başkanlarımız, vekillerimiz Nevşehir Belediye Spor'umuza sahip çıktılar. İsmimizi Nevşehir Belediye Spor olarak değiştirerek görevimizi tamamlayıp takımı yeni bir yönetime devrettik. Yeni yönetimimizde 2018-2019 sezonunda playoff oynayarak playoff'tan son maçta kaybederek ikinci lige çıkma şansımızı kaybettik o dönemde. AK Parti adayımız Sayın Rasim Arı, belediye başkanımızın önderliğinde 2019-2020 sezonuna da yeni bir yönetim kurulu olarak da bu göreve talip olduk. Rasim Arı başkanımızın önderliğiyle yeni bir yönetim oluşturduk. Tabii bu yönetimin içerisinde bizim 17 tane 17 kişilik yönetimimizin içerisinden 13 tanesi eski yönetimden arkadaşlarımız. İşi bilen, tecrübeli, futbolu bilen, tekniğini bilen, taktiğini bilen, yöneticilik görevinde başarılı olan insanlar. Nevşehir'de de sayılan, sevilen esnaf kardeşlerimiz, tüccar kardeşlerimiz, iş adamları bunlar. Şu an içinde bu yönetim kurulunda 13 arkadaşımız, 4 tane de yeni katılan arkadaşlarımızla beraber görevimizi sürdürmekteyiz. Yeni sezona başlarken tabii biz güçlü bir hedef kadro kurarak hedef takımı olduk. Bu kadromuzu kurarken gerçekten tecrübeli, karakterli, kişilikli oyuncu kardeşlerimizle beraber güzel bir takım oluşturduk. Tabii arada bazı şanssızlıklarımız oldu. Üçüncü grupta şu an için Karacabey açık ara puan farkıyla şampiyonluğu ilan etmiş durumda. Ama playofflarda en büyük adaylardan biziz. Çünkü biz kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de bizim bu inancımızı, güvenimizi biliyorlar. Onlarda da o inancı, güveni görüyoruz. İnşallah playofflarda en büyük adaylardan biri olaraktan ikinci lige çıkmayı biz hedefliyoruz. Başkanım, altyapı çalışmaları ve tesisleşme konusunda konuşacak olursak, Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nün yapılanması ne durumda, neler yapıyor? Baştan tesisleşme konusunda biraz bahsedeyim ben. Tesisimiz gerçekten ikinci, üçüncülük tesislerin içerisinde
örnek gösterilebilecek bir tesisimiz var. Sahamız olsun, konaklama durumumuz olsun, 3-4 yıldızlı otel konseptinde bir tesisimiz var. Biz 2017 yılında geldiğimizde zaten bu tesislere bir bakım yapmıştık. Sonrasında Rasim Başkanımızın önderliğinde, belediye başkanımızın önderliğinde tesislerimizin ufak defek eksiklerimiz vardı. Onları da yaparak da tesis seçme konusunda bizim hiçbir sıkıntımız yok. Tesisimiz gerçekten güzel. Harika bir tesisimiz var. Altyapı konusunda da biz zaten bir hedef takımıyız. Hedef takımı derken biz ikinci lige çıktıktan sonra biz orada biraz dinlenmeyi istiyoruz. Bu dinlenmede dediğim konu da 1-2 sene altyapıya önem vererekten belli bir altyapımızı oluşturup gençlere önem vererekten burada hem ekonomik anlamda bize katkı sağlayacak hem de bizim takımımıza 3-5 tane futbolcuyu monte ederek de orada dinlendikten sonra biz PTT 1. Lig'e çıkmayı düşünüyoruz. Yani hedefimiz bizim, biz bu yola girerken belediye başkanımız Rasim Arı'yla beraber bir hedef çizgimiz koyduk. 4 sene içerisinde biz bu takımı PTT Ligi'ne nasıl çıkarırız, ne yaparız? Onun projesini önderliğinde bir proje çizerekten devam ediyoruz. İnşallah ikinci lige çıktıktan sonra biz Türkiye genelinde ve kendi merkezimizdeki bulunan genç kardeşlerimizi altyapımıza kazandırarak, altyapımızı sağlam bir şekilde tutarak PTT 1. Lig'e çıkmayı düşünüyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum, altyapısı olmayan bir kulüp uzun vadede yaşayamaz. Çünkü neden? Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Gözümüzle gördüğümüz örnek kulüpler var. Hızlı çıkışlarda her zaman ani inişler olabiliyor. Dökme suyuyla değirmenin bir noktaya kadar dönebileceğini biliyoruz. Onun için baştan biz altyapı diyoruz. Altyapıya da gerçekten biz önem veriyoruz. Biz zaten 2-3 yıl içerisinde 5 tane kulübe biz 5 futbolcu kardeşlerimizi 14, 15, 16 yaşındaki futbolcu kardeşlerimizi Fenerbahçe olsun, Kayseri Spor olsun, Sivas Spor olsun buralara biz zaten bu futbolcularımızı saldık. Ama bizim hedefimiz ikinci lige çıktıktan sonra en önemli şeyin, en önemli bizim uygulayacağımız konunun biri de altyapıdır. Sayın Başkanım, Nevşehir şehrin, Nevşehir Birliği Spor'a bakışı, taraftarın Nevşehir Birliği Spor'a desteği nasıl ve nasıl değerlendirirsiniz? Yani bizim gerçekten Nevşehir halkımız sporu seven, futbolu seven bir şehrimiz var. Burada tabii biz burada en büyük şanslarımızdan biri bir şehir takımımızın olması. Şehir takımında da bu desteği almamız bizim için gerçekten önemli. Yani biz en kötü maçlarımızı 3-4 bin seyirciyle oynuyoruz. Zaten 8-9 bin kişilik bir stadımız var. Bu stadımızda Başkanımız Rasim Arı göreve geldikten sonra güzel bir bakım yaparaktan stadımız güzel bir duruma gelmiş oldu. Zaten başkanımızın da en büyük projelerinden biri de 10.050 kişilik Nevşehir bir güzel stad kazandırmak. Ama biz bu stadımızla öbür stadımız yapılana kadar, yeni proje yapılana kadar bu stadımızda götürmek istiyoruz. Taraftarlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş olduğu, Nevşehir Belediye Spor'a vermiş olduğu desteklerinden, katkılarından dolayı. Meteoristler grubuna, taraftar grubumuza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yaz kış demeden, soğuk kış demeden, kar yağmur demeden bizlere her zaman desteklediler, destekliyorlar. Yani bu desteklerinden dolayı da Meteoristler grubuna çok teşekkür ediyorum. Başkanım, kulüp ve başkan kuramının sonuna geldik. Nevşehir Belediye Spor demedik size. Nevşehir Belediye Spor'a baktınız. En yetkili ağabeyim demedik. Sonra kırmızı beyazlı ağabeyine gönül veren taraftarınıza neler söyleyeceksiniz? Nevşehir Belediye Spor taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri desteklerinden dolayı, katkılarından dolayı, maddi manevi bizlere yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İşleri rahat olsun. Biz bu takımı maçlar oynandığı takdirde playofflarda ikinci lige çıkaracağız. Nevşehir halkına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlere de bizleri buluşturduğunuz için futbol severlere, bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evde kal Türkiye, evde kal Nevşehir diyorum.
Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ederim.